İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Avansköy'ü. Artsakh Ulusal Meclisi Milletvekili Artur Arutyunyan, Azerbaycan çevre sorunları bahanesiyle yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına yönelik saldırısının sonuçlarını ABD Dışişleri Bakan Yardımcısına sundu. Artsakh Ulusal Meclisi tüm dünya ülkelerine Azerbaycan'ın Artsakh'a yönelik provokatif eylemlerini soykırım olarak sınıflandırmayı teklif etti. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit iddiasıyla siyasetçilere dava. Nisan Yayımcılık'tan yeni kitap. Vatana Dönüş. 23.5 Hrant Dink Hafıza Mekanı Avrupa Yılın En İyi Müzesi ödülüne aday. Avans, Batı Ermenistan'ın Van vilayetinin bir köyü ve limanı olarak tanınmaktadır. Köy, Van Gölü kıyısında yüksek bir platoda yer almaktadır. Avans, Van Gölü'nün en ünlü limanıydı. Köy, Orta Çağ'da birçok el yazmasının yazıldığı bir yazı merkeziydi. 1810 yılına kadar köyde Surpovan Neskarabet ve Surpartun kiliseleri vardı. Surpartun Kilisesi halk tarafından Kutsal Meryem Ana olarak da adlandırıldı. 1810 yılının ortalarında gölde meydana gelen fırtına felakete yol açtı. Bunun sonucunda tüm köy ve kiliselerden biri sular altında kaldı. Avans daha yüksek bir platoda yeniden inşa edildi. 1850'lerde Avans'ın 2000'den fazla Ermeni sakini ve 300 hanesi ve daha sonra Ermeni nüfusu olan yaklaşık 500 hanesi vardı. 19. yüzyılın başında köyde bir okul varmış. Nüfus ağırlıklı olarak bahçecilik, tarım, sabun yapımı, balıkçılık, gemi yapımı ve gemicilikle uğraşıyordu. 1915'te Avans köyü sakinleri Van'ın kahramanca meşru müdafasında aktif rol aldı. Avans köyü soykırım Armenosit sırasında yok edildi. Sakinlerin çoğu göç yolunda öldü ancak hayatta kalanların bir kısmı ana vatanlarını terk etmemek için Müslümanlaştırıldı ve bir kısmı Doğu Ermenistan'a sığındı. Azerbaycan tarafı Artsakh'ta işletilen madencilik konusunu Moskova'da da dile getirdi. Ermenistan Cumhuriyeti ve Rusya başsavcıları ile yaptığı üçlü görüşmede o ülkenin başsavcısı Kamuran Aliyev, Artsakh bölgesine yasa dışı ziyaretlerin düzenlenmesi ve doğal kaynakların yasa dışı olarak kullanılması kabul edilemez dedi. Artsakh parlamentosu üyesi Artur Arutyunyan, Bakü'nün bu tür açıklamalarla Artsakh topraklarında karar alma hakkına sahip olduğunu göstermeye çalıştığını söyledi. Artsakh'taki çevre sorunları hakkında Bakü geçen haftadan itibaren aktif olarak konuşmaya başladı. Her şey çevre sorunları bahanesiyle Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan otoyolun 3 saatten fazla kapalı kalmasıyla başladı. Milletvekili Azerbaycan tarafının adımlarını kabul edilemez bulup bunları provokatif olarak nitelendirdi ve Artsakh milletvekillerinin konuyla ilgili tutumlarını önceki gün Rus Barış Gücü Komutanı'na ilettiklerini ifade etti. Batı Ermenistan gelişmeleri takip ediyor ve gerektiğinde bir açıklama yapacak. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Kristine Grigoryan, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti kapsamında 9 Aralık'ta demokrasi, insan hakları ve çalışma konularında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Kara McDonald ile Washington'da bir araya geldi. Görüşmede taraflar Ermenistan Cumhuriyeti'nde insan haklarının durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Öncelikli konular ele alındı. İnsan hakları savunucusu Grigoryan, Azerbaycan'ın 13-14 Eylül'de Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına yönelik saldırısının sonuçlarını, özellikle insan hakları izleme örgütü tarafından belgelenen sürekli insan hakları ihlallerini sundu. Bakan yardımcısı ayrıca insan haklarıyla ilgili bir dizi münferit konularla da ilgilendi. Kara McDonald, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin insani meseleler doğrultusunda çalışmaya devam ettiğini yineledi. Görüşme sonucunda taraflar işbirliğine devam etme kararı aldı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın tavsiyesi üzerine Ulusal Meclis'in olağanüstü oturumu başlatıcı tarafın belirlenen gündemle 9 Aralık'ta toplandı. Oturum çalışmalarına geçmeden önce Parlamento Başkanı Arthur Thomasyan, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen
9 Aralık soykırımları önleme ve kınama günü münasebetiyle Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin önerisini açıkladı. Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, tüm dünya ülkeleri ve onların parlamentolarına Azerbaycan'ın Artsakh Cumhuriyeti ve halkına karşı mevcut provokatif eylemlerini kınamalarını ve bunu Batı Ermenistan'da yerli Ermeni halkına karşı 19. yüzyılın sonunda başlayan ve 1915-1923 yılları arasında devam eden 21. yüzyılda uygulanan bir soykırım Armenosit olarak tanımlamalarını öneriyor. Bunun ardından parlamento tüm ülkelerde soykırım Armenosit'in masum kurbanlarının anısını bir dakikalık saygı duruşuyla onurlandırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 eski Halkların Demokratik Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi hakkında 24 Nisan 2021'de yaptıkları ve Ermenilere uygulanan soykırım ifadesini kullandıkları basın açıklaması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun Türklüğe hakaret başlıklı 301. maddesi uyarınca yargılanmaları istemiyle dava açtı. İddianamede Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlarına göre kurulan bir siyasi partinin mensuplarının Türk milleti aleyhine faaliyet yürütmesini hukuk düzeni korumaz ifadeleri kullanıldı. Bildirinin iddianamede yer alan özeti şöyle. 24 Nisan 1915 günü İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin örgütü Teşkilat-ı Mahsusa tarafından 250 Ermeni aydın ve siyasetçi evlerinden alınarak zorla sürgüne gönderildi ve katledildi. Bu tarih Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'in başladığı gün oldu. Ermeni halkı bin yıllardır yaşadığı ana yurdundan sürülerek büyük oranda katledildi. Anadolu Hristiyansızlaştırıldı. Soykırım Armenosit neticesinde mülkiyet ve kültürel varlık kamu iradesiyle el değiştirdi. Türkiye, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarlandı, yüzleşilmeyen suç bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı. Ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit her şeyden önce insani, hukuki ve toplumsal bir mesele olarak bugün adil bir şekilde yüzleşilmesi ve kabul edilmesi gereken bir meseledir. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit bu topraklarda yaşandığı ve adaleti bu topraklarda sağlanmalıdır. Nisan Yayıncılık, Nubar Yalımyan'ın Vatana Dönüş isimli Ermenice çevirisinin yapılmasının ardından bastığı kitabın ön sözünde Nubar ismi Ermeni ve Kürt halkının bağrında açan bir kardelen olur. Onun tükenmeyen özgürlük ideallerini ana vatanına ve halkına olan samimi içten duygularını dile getiren şiir ve yazılarını ilk defa Ermenice'den Türkçe'ye çevirip yayınlıyoruz şeklinde vurguda bulundu. Ön sözde kalemini ve sözünü cehalet ve karanlık karşısında eylem yapan Nubar Yalımyan, ana vatan topraklarına duyduğu özleme güçlü anlam yüklemektedir. Her halkın ve insanın üzerinde yaşadığı, çalıştığı bir toprak parçası, bir ülkesi vardır. Ancak söz konusu Ermeniler olunca ana vatan derin bir soykırım, Armenosit acısı, tükenmez bir özlemin yanan ateş parçaları olur. Nubar bunu öylesi derinden ve yürekten hissetti ki birkaç kez sürgünü yaşayan Yalımyan bir gencin duygularını şiire döktüğü mısralarda görmek mümkündür. Onun için ana vatan, soykırım Armenosit'in acı izlerini yaşadığı Van, Botan'ın ata izleri ve son Hollanda göçü genç yüreğini parçalara bölmüştür. Özlemini her bir parçada bırakarak ana vatana, hayastana sarılarak özgürlüğünü aramıştır. Tıpkı Armenosit soykırımı ve acının her türlüsünü yaşamış halkın dağılan, parçalanan yürekleri gibi yüreğinde hissetmiştir şeklinde Yalımyan'ın eserinin nasıl ortaya çıktığını vurguda bulundu. Ermeni devrimci Nubar Yalımyan 1957 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde dünyaya geldi. Aktif çalışmalarını Hollanda'da sürdüren Nubar Yalımyan'ın 5 Kasım 1982 tarihinde Türk istihbaratı tarafından kurşunlanarak katledildiğini hatırlatalım. Kapılarını 2019 yılında ziyaretçilerine açan 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı, Avrupa Müze Forumu tarafından 1977 yılından beri verilen Avrupa Yılın En İyi Müzesi ödülünün 2023 adayları arasında yer aldı.
33 adayın yer aldığı ve farklı kategorilerde verilecek Emya ödülünün kazananları 3-6 Mayıs 2023'te Barcelona Tarih Müzesi'nde düzenlenecek olan Avrupa Müze Forumu konferansının ardından yapılacak ödül töreninde açıklanacak. Adını Hrant Dink'in 23 Nisan 1996'da Ağustos'ta yayımlanan 23,5 Nisan başlıklı köşe yazısından alan 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı, Hrant Dink'in sahiplendiği ve hakkında farkındalık yaratmaya çalıştığı demokrasi, eşitlik, adalet, insan hakları ve özgürlükler gibi evrensel değerleri geniş kitlelere buluşturuyor, hafıza ile umudu birleştiren bir köprü işlevi görüyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Anna Nişanyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Kele Kele adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.